Türk'ten mutlu sabahlar değerli izleyenler. Şu günü şöyle birlikte yeni gelişmelerle, yeni haberlerle karşınızdayız. Gündemimizde neler var onları hatırlatalım ilk olarak. Güncel korona verileri açıklandı. Onların detaylarına bakacağız. Kısıtlamalarla ilgili de İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler var. Öte yandan siyasilerin açıklamaları da bulunuyor. Onları da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Şimdi haberlerle başlayalım. Güncel koronavirüs verilerine bakalım. Son 24 saatte 28.997 yeni vaka tespit edildi. 336 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken 38.218 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bu arada Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını yayımladı. Vakalar düşüş gösterse de İstanbul hala zirvede. Güncel koronavirüs verilerinde iyimser tablo hakim. Haftalık verilerde ise haritanın en yüksek vakası İstanbul'da görüldü. Sağlık Bakanlığı haftalık ve günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Haftalık verilerde bir önceki haftaya kıyasla yarı yarıya bir düşüş yaşandı. Zirvede olan İstanbul, 100 bin kişide görülen vaka sayılarında 532,02 ile yerini korudu. İstanbul'u 498,7 ile Kırklareli, 489,89 da Tekirdağ, 439,11 ile Çanakkale takip etti. Yine en düşük il 46,12 ile Şırnak oldu. Sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt'te en düşük illerin başında geliyor. Türkiye genelinde son 24 saatte ise 241.747 koronavirüs testi yapıldı. 28.997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2.483 kişi oldu. 38.218 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.554.037'ye yükseldi. Toplam test sayısı 48.229.733'e ulaştı. Vaka sayısı 4.929.118, vefat sayısı 41.527, ağır hasta sayısı ise 3.452 oldu. Geçmiş olsun. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine pazar yerleri konulu bir genelge gönderdi. Pazarlar kısıtlama boyunca cumartesi günleri açık olacak. Vatandaşlar ikamet ettiği yerlerin yakınında bulunan pazarlara yürüyerek gidebilecek. Her şey bedava. Gel buraya. 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri açık olacak. 10 ile 17 saatleri arasında hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine pazar yerleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde 10 ila 17 saatleri arasında hizmet verebilecek. Pazarda yaş sebze, meyve ile fide satışlarına izin verilecek. Vatandaşlar ikametlerine en yakın pazar yerine gidebilecek. Pazar yerlerinde bulunan sergi ve tezgahların arasında en az 3 metre olacak. Pazarlarda sadece yaş sebze meyve ile fide satılabilecek. Marketlerde olduğu gibi temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek. Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar ilgili meslek odalarından mesleki faaliyet belgesiyle ticari araç görevlendirme belgesini alacak. Pazarcılar belirlenen güzergah üzerinde çalışabilecek ve cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre marketlerde alkol yasağına ek yeni yasaklar geldi. Temel ihtiyaç ve gıda ürünleri dışında hiçbir ürün marketlerde satılamayacak. Uygulama tam kapanma sürecinde geçerli olacak. Müzik
Marketler 7 Mayıs'tan itibaren yalnızca temel ihtiyaç malzemeleri satabilecek. Elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, aksesuar, hırdavat, züccaciye ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Ben de züccaciye dükkanım var benim de işte. Evet. İyi bir karar. Tabii ki canım, yani neticede bir haksız rekabet olmuş oluyor yani. Hani benim satabileceğim ürünü o büyük marketler satıyor. Çünkü diğer işletmelere haksızlık olacaktı. Herkes her şeyi satıyor. Büyük marketlerde her şey var biliyorsunuz. Zaten esnaf kötü durumda. Tam kapanma sürecinde züccaciye, nalbur, tekstil gibi sektörlerdeki esnaf kepenk indirdi. Marketlerde ise temel gıda ve ihtiyaç harici ürünlerin satılmaya devam etmesi tepkilere neden oldu. Kapalı esnafı da düşünmek lazımken güzel bir şey. Yani büyük market dersen zaten komple şeyi götüren onlar. Ufak, bu arada züccaciye de öldürüyorlar. Ufak tefek esnaf zaten bitirdiler. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle marketlerde minimum yoğunluk hedefleniyor. Online satışlar da bu nedenle tüm hızıyla sürüyor. Mağazamızdaki züccaciye bölümünü bezle kapatacağız. Bunun yanında zaten alkoller kapalı, giysiler, tekstil ürünleri, onlar da kapalı. Mağazamızda satacağımız ürünler belli. Hayvansal ürünler, sokak hayvanları için mama, işte temel gıda, deterjan, çay, kahve, peynir, zeytin, temel ihtiyaçları satacağız. Türkiye tam kapanmada 5. günü geride bıraktı. Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. Kapanma sonrası için yol haritaları şimdiden oluşturulmaya başladı. Bayram sonrası gevşeme olup olmayacağı, olursa hangi sektörlerin açılacağı merak konusu, kısıtlamaların kaldırılması durumunda önceliğin eğitim kurumlarına ve küçük esnafa verileceği tahmin ediliyor. Türkiye'de tam kapanma süreci devam ederken vaka sayılarındaki seyir de takip ediliyor. Hedef Türkiye geneli günlük vaka sayılarını 5000'in altına indirmek. Bu da 100.000'de 100 vaka anlamına geliyor. Mayıs'a kadar uygulanacak tam kapanmanın bayram sonrası nasıl şekilleneceği merak konusu. Uzmanlara göre tam normalleşme imkansız. En iyi ihtimal ise yine kısmi kapanmaya geri dönmek olacak. Yavaş yavaş açmak lazım. Ben inanıyorum ki bu tam kapanmada çok güzel olacak sonu. Şimdi ortalığa bakıyorum, ben insan yok. Bu insan bu kadar ekmek almaz. Çünkü bu zarar etmez fazla ama eskiden burası tıklım tıklım oluyordu. Kademeli olarak açılabilir yani. Vaka sayısının düşüşüne göre hani ne kadar test oranıysa ona göre bir hesaplanma yapılmalı. Ama kimse mağdur edilmemeli burada. Şu anda işçi sınıfı bayağı bir mağdur konumda. Tam kapanma sona erdiğinde kademeli olarak açılma kararı bekleniyor. Bu durumda ise önceliğin hangi sektörlere verileceği önem taşıyor. Ben kendim muhasebe işi yapıyorum. Kendi yaptığım işten dolayı esnafı biraz daha yakından görebiliyorum. Bu yüzden hani esnafın durumunun çok iyi olmadığını biliyorum. Ne yapılırsa yapılsın bence biraz esnafa yönelilmeli. Çünkü insanlar kredi çekiyorlar. Kredi üstüne bir kredi daha çekiyorlar. Bayram sonrası kepenk kapatan esnafa öncelik verilmesi gerektiği görüşü hakim. Fakat eğitim de öncelik konusu. Önce bütün öğretmenlerin hepsinin aşılanması lazım. Ondan sonra öğrencilerin aşılanması lazım. Öncelikle okul eğitimi ilk senedir bitirirler, eğitim öğretimi. Ondan sonra küçük esnaflar, en son büyük esnaflar diye düşünüyorum. Tam kapanma sonrası ilk etapta okulların, ikinci aşamada ise küçük esnafın işletmelerini açabileceği ifade ediliyor. Ne olursa olsun şey var, herkesin gönlünü yapamıyorsunuz. Tam kapanmanın 5. gününde kameralara yine kalabalık görüntüleri yansıdı. Özellikle bazı illerin toplu taşıma araçlarında düşündürücü görüntüler var. Tam kapanmanın 5. gününde kameralara yine kalabalık görüntüler takıldı. Özellikle toplu ulaşımda bazı illerde otobüslerin içi tıklım tıklımdı. Tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında seferler sınırlandırıldı. Fakat bu durum kalabalığın daha da artmasına neden oldu. Otobüsler çoğu zaman dolu şekilde sefer yaptı.
Bursa'da özellikle iş gidiş geliş saatlerinde otobüslerde adım atacak yer yok. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı bu yolculuk görenleri ürkütüyor. İstanbul'da da trafikte yine yoğunluk vardı. TEM otoyolundaki kalabalık havadan böyle görüntülendi. Nevşehir'de de kısıtlamanın 5. gününde caddeler araçlarla doluydu. İstanbul Şişli'de ise tam kapanmayı hiçe sayan bir grup bu kadarına da pes dedirtti. Sitenin sahasında çift kale maç yapanların murdum duymazlığı görenlerin tepkisini çekti. Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ödemeleri yarın yapılacak. Özellikle tam kapanma döneminde nakdi ücret desteğinden faydalanacakların sayısı arttı. Peki nakdi ücret desteğinden faydalanmak için hangi şartlar gerekli? Cevabı haberimizde. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği erken ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Tam kapanma döneminde muaf olan iş yerleri çalışmaya devam ediyor. Diğerlerinden bazıları kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. Birçok iş yeri ise çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı. O çalışanlara devlet nakdi ücret desteği sağlıyor. Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için 4 şart var. Öncelikle işçi 4447 sayılı iş kanununa tabi olmalı. 17 Nisan 2020 öncesinde işe girmiş olmak, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmıyor olmak da şart. Emeklilere de nakdi ücret desteği yapılmıyor. Ancak 17 Nisan 2020 öncesi işe alınmış olma şartının iki istisnası var. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapatılan hamam, sauna, internet kafe, yüzme havuzu, spor salonu gibi iş yerleriyle yeme içme sektöründeki işçilerde bu şart aranmıyor. Teşvik kapsamında işe alınmış işçilerde şart aranmadan nakdi ücret desteğinden yararlanabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kral Selman görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı. Erdoğan bu hafta idrak edilecek Kadir Gecesi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e tebriklerini iletti. Görüşmede ikili meselelerle ilgili hususlar ve işbirliğini ilerletecek adımlar değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan Kralı Selman arasında 21 Kasım 2020'de gerçekleştirilen telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alınmış, dönem başkanlığı Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu. Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalmıştı. Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti Kahire'de temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs'ta Kahire'de yapılacağı kaydedildi. Açıklamada söz konusu istikşafi görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımların üzerinde duracağı belirtildi. Milliyetçi Hareket Partisi 100 maddelik anayasa önerisi hazırladı. Önerileri MHP lideri Devlet Bahçeli açıkladı. İşte MHP'nin hazırladığı 4 kısım ve 100 maddeden oluşan anayasa önerisinin detayları. 100 maddelik anayasa hazırlık önerimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Cumhur İttifakı'nın ana paydaşı olan AK Parti ile paylaşmak hedefimizdir.
Çalışmamız son olarak şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyunun tartışmasına da açılacaktır. Elinde yeni anayasa önerisinin metniyle geçti kamera karşısına. Partisinin hazırladığı 100 maddelik önerinin detaylarını paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Titizlikle sürdürülen ön çalışma şu anda elimizdedir. Anayasa önerisini milletimize ve siyasi muhataplarımıza bugün itibariyle duyurmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 100. yılı için 100 maddelik yeni anayasa teklifini açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir toplum sözleşmesini milletimize kazandırmak tarihi, ahlaki ve milli bir sorumluluktur. Biz bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek üstümüze düşen siyasi görevi yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu anayasa önerimiz önümüzdeki 100 yılın demokratik meşalesi, milletimizin geleceği inşa ve ihya hamlesidir. Bahçeli teklif için Türk milletinin ortak değerlerini kucaklayan bir yaklaşımla yazıldı dedi. Anayasa devleti kurmaz. Millet anayasayı yaparak devleti kurar. Millet olma bilincinin ortadan kalkması, ülkenin bölünmesine ve devletin yıkılmasına kadar gidecek karanlık yolu açacaktır. Anayasalar milletin ruh köküne, milli kimliğine, milli dokusuna, milli ve manevi değerlerinin üzerine bina edilmek durumundadır. Bahçeli, yeni anayasa teklifinin Türk tipi başkanlık sistemine uygun bir şekilde hazırlandığını söyledi. Paket 4 kısımdan oluşuyor. Devletin genel esasları ilk 5 maddede düzenlenen devletin şekli ve nitelikleri aynen korunarak 1. maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez denilmiştir. 4. kısımda Cumhuriyet'in temel organları yasama, yürütme ve yargı başlıklarıyla düzenlendi. Yasama organı için milli birliği sağlama, yürütme için kurumsallaşmış başkanlık sistemi, yargı için bağımsız ve tarafsız yapılanma anlayışı ön plana çıkarılmıştır. MHP anayasa önerisini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye sunacak. Teklif diğer partilere de sunulduktan sonra kamuoyunun tartışmasına açılacak. Anayasa hazırlık önerimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Cumhur İttifakı'nın ana paydaşı olan AK Parti ile paylaşmak hedefimizdir. Çalışmamız son olarak şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyunun tartışmasına da açılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insan hakları konusunun Avrupa Birliği ülkeleri içinde dahi problemleri olduğunu söyledi. İslamofobik ve antisemitik saldırıların arttığını kaydetti. İnsan hakları sorunlarına dikkat çekti. İslamofobik saldırıların arttığını vurguladı. Türkiye was among the first countries to recognize your independence. Gelecek dönem Avrupa Birliği Başkanlığı'nı üstlenecek olan Slovenya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Anzelo Gar'la görüştü. Görüşmelerde Slovenya-Türkiye ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreciyle güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirildi. Görüşme sonrası iki mevkidaş kameraların karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin AB tarafının neden olduğu protokol krizi verimli görüşmelerimizi gölgeledi. İlişkilerimize çok daha olumlu bir hava hakim, dedi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, terörle mücadele ve yasa dışı göç gibi alanlarda somut adım atılması gerektiğinin altını çizdi. We wish best of luck and success for the upcoming Slovenian presidency of EU Commission. İnsan hakları konusunda Türkiye'nin büyük reformlar gerçekleştirdiğini ve sürecin devam ettiğini kaydetti. Yargı reformu üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden bu alanda beklentileri olduğuna işaret etti. Birçok Batı ülkesinde İslamofobik ve antisemitik saldırıların artışta olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda sığınmacılar ve azınlıkların da hakları ihlal ediliyor. Bununla hep birlikte mücadele etmeliyiz dedi. Support Balkan countries integration to Euro-Atlantic structures. Çavuşoğlu Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin de konuştu. Bunun kadın haklarını koruma ile ilgili bir konu olmadığını, sözleşmenin birçok ülkede tartışmalara yol açtığını belirtti. I'm very grateful for all this very open. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İki konuda soruşturma açıldığı iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı o iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yürütülen işlemin soruşturma değil, bir ön inceleme olduğunu duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde ellerini arkadan bağlaması saygısızlık olarak değerlendirilmiş, tartışmalara sebep olmuştu. Ayrıca İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret etmesi de uzun süre tartışılmıştı. Bu iki konuda İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldığı iddia edildi. Bakanlık iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada bakanlığın bu konuda resmen bir işlem yapmadığı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine rutin bir ön inceleme gerçekleştirildiği belirtildi. Yani savcılığın yürüttüğü soruşturmadaki iddiaların araştırılması için yine savcılığın talebiyle müfettiş görevlendirildi. Müfettişler İmamoğlu'nun ifadesine başvuracak, ardından rapor hazırlanacak. Bu rapora göre soruşturma izni verilip verilmemesi konusunda karar verilecek. Hatta Mahir Hocam güzel bir şey söyledi. Aslında dedi Anadolu Hisarı başlangıç. Nisan ayında 10.759 iç güvenlik operasyonu yapıldı. Aralarında 8 sözde üst düzey yöneticinin de bulunduğu 115 terörist etkisiz hale getirildi. O teröristlerden 66'sı PKK-KCK mensubu. Nisan ayında toplam 8 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 115 terörist, 16'sı ölü, 2'si yaralı, 72'si sağ, 25'i teslim olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadelenin son terörist yok edilinceye kadar kararlılıkla süreceğini söyledi. İç güvenlik operasyonlarına ilişkin detaylı bilgi verdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 66'sı PKK-KCK, 49'u ise DAEŞ terör örgütü mensubudur. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Nisan ayında kırsal alanda 9'u büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere 9.341 operasyon yapıldığını söyledi. Terör işbirlikçilerine yönelik de 1.418 operasyon düzenlendi. Terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2.527 şüpheli gözaltına alınmış, 448 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Nisan ayında 248 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. Nisan ayında İstanbul Otogarı'ndaki girişim dahil olmak üzere 25 terör saldırısı engellendi. Eren operasyonları da 14 farklı bölgede devam ediyor. PKK aynı zamanda büyük bir uyuşturucu ticareti şebekesi olduğu için hemen her operasyonda gerek esrar gerekse Avrupa'dan gelen sentetik uyuşturucu tarzı zehirlere rastlamak bizim için olağan hale gelmiştir. İnşallah PKK tamamen çökertildiğinde ki çok yakın bir gelecekten bahsediyoruz. Meksika faciayı yaşadı. Başkent Meksiko'da metro üst geçidi trenin geçiş sırasında çöktü. Altında çok sayıda araç kaldı. Korkunç kazada en az 20 kişi hayatını kaybetti. 70 yaralı var. Üst geçit, tren geçtiği esnada araçların üstüne saniyeler içinde çöktü. Korkunç kaza Meksika'nın başkenti Meksiko'da yaşandı. Bakımdaki bir metro üst geçidi trenin geçişi sırasında çöktü. Yoldan yüksekliği 5 metre olan geçit vagonun da ağırlığıyla yerle bir oldu. Vagonun bir ucu üst geçitte takılı kaldı. Diğer ucu yola düştü. Altında onlarca araç vardı. Hepsi kağıt gibi ezildi.
Arama kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Vagonlara dayadıkları merdiven yardımıyla yaralılara ulaşmaya çalıştı. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Korkunç kazada en az 20 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaralı var. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde eyalet meclisi seçimlerinden sonra ortalık savaş alanına döndü. Seçimleri kazanan partinin destekçileriyle karşıt partinin taraftarları sokaklarda birbirine girdi. Olaylarda 12 kişi hayatını kaybetti. Birbirlerine saldırdılar, dükkanları, evleri yağmaladılar. Can pazarının yaşandığı olaylarda 12 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde eyalet meclisi seçimlerinden sonra sokaklar karıştı. Seçimleri ikinci kez kazanan partinin destekçileriyle karşıt partinin taraftarları birbirine girdi. Saldırganlar bu dükkana sopalarla daldı. İçerideki vatandaşlar canını zor kurtardı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Evler, dükkanlar yağmalandı. Eşyalar ortalığa saçıldı. Bu saldırganlarsa kadınlara adeta işkence etti. Saçlarından tutup böyle sürükledi. Yaşanan olaylarda toplam 12 kişi hayatını kaybetti. Güney Afrika'da seyir halindeki paranakil aracı soyguncular tarafından silahlı saldırıya uğradı. Görevliler kurşun geçirmez camlar sayesinde saldırıdan yara almadan kurtuldu. Film sahnelerini aratmayan o anlar araç kamerasına yansıdı. Paranakil aracı kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırı anı araç kamerasına böyle yansıdı. Güney Afrika'da saldırganlar seyir halindeki para nakil aracını hedef aldı. Aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırının başlamasıyla güvenlik görevlilerinden biri hemen silahını hazırladı. Yardım istemek için telefonuna sarıldı. O sırada saldırı hiç durmadan devam etti. Sürücü bir süre sonra aracı güvenli bir yere çekti. Silahını aldı, saldırganlara karşılık vermek üzere araçtan indi. Güvenlik görevlileri kurşun geçirmez camlar sayesinde saldırıdan yara almadan kurtuldu. Soyguncular da amacına ulaşamadı. Güvenlik görevlilerinin saldırı anındaki soğukkanlılığı ise sosyal medyada övgü topladı. Sivas'ta etkili olan sağanak ve dolu derelerin taşmasına neden oldu. Araçlar yolda zorlukla ilerleyebildi. Tarım arazileri zarar gördü. Birinde son durum. Sağanak ve dolu nedeniyle dereler taştı, azgın sular yerleşim yerlerine ve arazilere zarar verdi. Anne bu şey olur mu? Ben çok korkuyorum. Görüntülerin adresi Sivas Gürün ilçesi. Akşam saatlerinde ilçede yaklaşık yarım saat dolu ve sağanak etkili oldu. Tohma çayına karışan Çakçur Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Kayseri-Malatya Karayolu önlem amacıyla bir süre trafiğe kapatıldı. Yol ve köprülerde küçük çaplı hasar oluştu. Tarım arazileri zarar gördü. Araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Azgın sular önüne ne geldiyse sürükledi. İtfaiye ekipleri ilçede hasar tespit çalışması başlattı. 3 gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Kerimcan'dan müjdeli haber geldi. Jandarma ekipleri Kerimcan'ı sağ salim buldu. Tüm ekip sevinç gözyaşlarına boğuldu. O anda cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler herkesi duygulandırdı. Arama sonuç verdi. Allah. Allah.
Kerimcan tam 46 saat sonra sağ salim bulundu. Onu bulan jandarma ekipleri sevinç gözyaşları döktü. Fazla vermek. Fazla vermek. 10 yaşındaki otizmli Kerimcan Güney, Burdur'da ailesiyle gittiği ormanlık alanda kaybolmuştu. Kerimcan için 300 kişiyle hemen arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Kerimcan tam 46 saat sonra kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yamaçta otururken bulundu. Allah'ım, arama sonuç verdi. Allah. Allah. Jandarma ekipleri Kerimcan'ı bulduğu yerde kucağına aldı, su verdi. Allah. Allah. O anda biri de yanağını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Uzaklaş biraz. Uzaklaş. Vermem abi fazla. Arama çalışmalarına katılan tüm ekip büyük sevinç yaşadı. Allah'tan umut kesilir mi? Ya. Videoyu çeken kişi de gözyaşlarına hakim olamadı. Söyledikleri herkesi duygulandırdı. Fazla vermek. Fazla vermek. Uzaklaş biraz. Uzaklaş. Bölgeye ambulans geldi. Sağlık görevlisi kucağına alarak ambulansa bindirdi. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen Kerimcan'ın sağlık durumu iyi. İstanbul Fethiye tramvay yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa çarparak altına aldı. Olay yerine gelen ekipler yaralıyı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Krikolarla tramvay kaldırılmaya çalışıldı. Vatandaşımız buradan karşıya geçiyordu hızlı bir şekilde. Tramvayı da fark edemedi. Bir anda vurmasıyla alta girmesi bir oldu yani. Ekipler tramvayın altında kalan yaralıyı kurtarmak için seferber oldu. Kaza İstanbul Fatih'te yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi yaklaşan tramvayı görmedi. Altında kaldı. İtfaiye ekipleri tramvayın altına sıkışan yaralıyı kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Ekipler tonlarca ağırlıktaki tramvayı krikoyla kaldırıp yaralıyı kurtarabilmek için altına girdi. Uzun uğraşlar sonucu kazazede bulunduğu yerden çıkarıldı. Fakat ağır yaralıydı. Yaralı hemen sedyeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor. Kaza sebebiyle aksayan tramvay seferleri ise ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü. Bursa'da Gemlik ilçesinde yağmur nedeniyle yol kayganlaştı. İşçi minibüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak şarampole devrildi. Minibüste bulunan 28 işçiden biri hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. İşçileri taşıyan araç kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. Olay Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşandı. Yağmur nedeniyle yol kayganlaştı. İşçi minibüsü kontrolden çıktı, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler hemen aracın ön camını kesti. Yaralıları araçtan çıkardı. Ardındansa sedyeye alındı. Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada işçilerin yakınları da olay yerine geldi. Kazada 26 yaşındaki İknur Tepeç araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Servis aracının sürücüsü gözaltına alındı. İstanbul'da kameralara iki ilginç görüntü yansıdı. İlkinde demir çubuk taşıyan bir kamyonet ani fren yapınca fırlayan demirler öndeki otomobile saplandı. Diğerinde ise yol çalışması esnasında su borusu patladı. Buradan çıkan tanzikli su metrelerce yükseğe ulaştı. Buradan uzatıyor ya, onu, o
İstanbul'da kameralara iki ilginç görüntü yansıdı. İlk görüntü Çekmeköy'den. Kamyonetin kasasından kayan demirler otomobile ok gibi saplandı. Otomobilin arka camından giren demirler neredeyse ön koltuğa kadar geldi. Sadece arabanın camı kırılmadı. Arabanın tavanı da kağıt gibi ezildi. Tavanın demiri tutmuş ya. Ölüm şoförü adeta teğet geçti. Manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Deniz Bey, ne diyeceksiniz bu işe? Bir şey diyemiyorum. Allah korumuş ya. Vallahi. Diğer görüntü ise Üsküdar'dan. İSKİ ekipleri çalışma yaptıkları esnada iş makinesi su borusunu patlattı. İSKİ için yine rutin bir çalışma arkadaşlar. Borudan fışkıran tazikli su metrelerce yükseğe ulaştı. O anları çevredeki bir vatandaş telefonuna kaydetti. Çevredekilerin İSKİ ekiplerine tepkisi ise iğneleyici oldu. Kolay gelsin. Merhaba, merhaba. Siz çok iyi patlatıyorsunuz ya böyle. Valla bize patlattık. Görüyorum. Yağacak su yok. Evet. Çok güzel işler bunlar, devam. Ekiplerin müdahalesiyle boru kısa sürede onarılarak suyun fışkırması engellendi. İSKİ için yine rutin bir çalışma. Kuraklık, Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası için de tehlike çanları çalıyor. Bu yıl üreticilere suya çok ihtiyaç duymayan ürünleri ekmeleri tavsiye edildi. Üreticiler önümüzdeki yıllar için önlem alınmasının şart olduğu görüşünde. Tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi Konya içinde tehlike çanları çalıyor. Suyumuz bol, hoyratça su harcama dönemi bitmiştir. Konya Ovası'nda su sıkıntısı yaşanıyor. Üreticiler tedirgin. Özellikle bu yıl Konya'da ekim yapacak üreticilerimizin suyu yok olarak kabul etsinler. Ürünlerini, ürün çeşitlerini ona göre seçsinler. Konya Ovası'ndaki sulama barajlarında geçen yıla göre su seviyesi oldukça düşük. Uzun yıllardır devam eden kuraklık yeraltı sularını da iyice azalttı. Çiftçiye bu yıl için suya çok ihtiyaç duymayan ürünleri ekmeleri tavsiye edildi. Tarımda kullanılan suya değinmek istiyorum ben daha fazlaca. Şu an için Beyşehir Gölü'müzden alabileceğimiz geçen yılki oranın 1/3 kadar su alabileceğiz. Bunun için gerekli uyarıları da devlet su işlerimiz, sulama birliklerimiz yapmış durumda. Tarım arazilerimizde yeşil bitki ekilmemesi konusunda. Üreticiler önümüzdeki yıllar için endişeli. Çünkü kuraklık artarak devam ediyor. Önlem almak şart. Çok acil, ivedilikle su kanununun gündeme getirilerek şu anda mecliste olduğunu biliyoruz. Hızla kanunlaşıp ve havza bazlı üretime geçmemiz lazım. Gelecek nesiller için tehlike yaşamamak adına çok hızlı ama çok hızlı hareket etmemiz lazım. Evet, gün ışığına gazete manşetleriyle devam edelim değerli izleyenler. BBN Haber gazetesi ana manşetine bakalım ilk olarak. Konya tarihinin en büyük spor organizasyonu 2022'ye ertelendi başlığı altında haberin detaylarına bakalım. Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları koronavirüs pandemisi nedeniyle bir kez daha ertelendi. Organizasyonun yeni takvimi 9-18 Ağustos 2022 olarak açıklandı. Konya tarihinin en büyük spor organizasyonu olan ve şehirde 2 yıldır büyük bir heyecana sahne olan 5. İslami Dayanışma Oyunları koronavirüs salgını nedeniyle ikinci kez ertelendi. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyatlarının 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle tarih değişikliğine giden ve 10 Eylül 2021'de düzenleneceği açıklanan oyunlar bu kez bir yıl ertelendi. İslami Dayanışma Sporları Federasyonu'ndan Prens Abdülaziz bin Türkiye El Faysal El Suud Başkanlığındaki İslam Dayanışma Spor Federasyonu Yönetim Kurulu, Konya'da yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmasına karar verdi, ifadeleriyle yapılan açıklamalarıyla erteleme kararını duyurdu.
Bir diğer başlıkta ise suda tehlike sinyalleri diyor. Konya Ovası'nda yeraltı suyu seviyesi her geçen gün azalırken havza bazlı üretime geçilmesi gerektiği belirtiyor. Yağışların yetersiz olmasından barajlardaki doluluk oranları da nasibini alırken Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da yüksek oranlarda ürün kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Evet. Bu haberi az önce de aktarmıştık değerli izleyenler. Gazete manşetlerine geçmeden önce Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız'ın uyarılarını getirmiştik ekranlara ve Yağız Konya için tehlike çanları çalıyor. Su artık bol keseden su harcama devri bitmiştir diyerek üreticilere uyarılarda bulundu. BBN Haber gazetesi bu şekildeydi. Hürriyet gazetesi ana manşetine bakalım. Günün sorusu başlığı altında İçişleri Bakanlığı önceki akşam yayınladığı sürpriz bir genelgeyle zorunlu temel ihtiyaç maddelerinin dışında kalan ürünlerin marketlerde satışını yasakladı. Genelgedeki zorunlu temel ihtiyaç ifadesi tartışmalara yol açtı. Genelgedeki temel ihtiyaç nitelemesine itiraz eden vatandaşlar şu soruları sordu. Su borusu patlarsa bayram sonunu mu bekleyeceğim? Bozulan lambaları değiştirmek temel ihtiyaç değil mi? Çocuğum uzaktan eğitim görüyor, defter kalem alamayacak mıyım? Elektronik aletlerin biten pillerini değiştiremeyecek miyiz? Marketler cumadan itibaren elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, aksesuar, ev tekstili, oto aksesuarları, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye gibi ürünleri tam kapanma sonuna kadar satamayacak. Markete gidenler sadece temel gıda, temizlik ürünleri, sigara, hayvan mamaları ve kozmetik ürünleri alabilecek. Bir diğer başlıktaysa CHP'ye esnaftan destek. CHP milletvekili Erkan Aydın market genelgesini güzel ama yetersiz bulduğunu söyledi. Sanal mağazaları da sınırlama önerdi. TESK Başkanı Palandöken de fırsatçılığa son verildi. Haksız bir uygulama ortadan kalktı dedi. Yine bir diğer başlığa bakalım. Afrikalı İbo yakalandı. Terör örgütü FETÖ'nün Afrika ülkelerine sızmasını sağlayan İbrahim Tatar, İstanbul Ümraniye'de gizlendiği örgüte ait hücre evinde yakalandı. İbrahim Tatar, FETÖ'nün önde gelen isimlerinden biriydi. Elebaşı Gülen'le bizzat görüşüp talimatları ondan alıyordu. Terör örgütünün Afrika ülkelerine sızmasını sağlayan en önemli isimdi. Ayrıca örgütün yurt içindeki oluşumlarında da görev almıştı. İbrahim Tatar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğretmenlikten atılmıştı. Yine bir diğer başlıkta denizlerin Fatih'ini kaybettik. Lise arkadaşım Fatih Dönmez'i geçen hafta koronavirüsten kaybettim. Fatih'i bilirdim ama mühendis Fatih'i çok bilmezdim diyor Hürriyet gazetesinden Sefer Levent. Bir diğer başlığa bakalım. İttifak isterse aday olurum. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ittifak derse ki aday olacaksın oluruz o zaman dedi. Bu ittifakın kendi içinde konuşacağı bir olay. Bugünden Cumhurbaşkanı tartışması yapmayı da doğru bulmam. Her partinin saygıdeğer liderlerinin kafasında bazı sorular, yanıtlar, adaylar var. Önce biz güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anlıyoruz? Kamuoyuyla paylaşmak zorundayız. Ve MHP'den anayasa önerisi Bahçeli Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa adıyla hazırladıkları önerilerini açıkladı. Çalışmaya göre başkanla iki başkan yardımcısı seçilecek. Başlangıca Allah'ın lütfu, kardeşlik, ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuşuz. Biz Türk Milleti düsturuyla giriş yapılacak. TBMM başkanlığına siyasi kriz çözümünde arabuluculuk işlevi yüklenecek diyor. Hürriyet gazetesi bu şekildeydi değerli izleyenler. En son okuduğumuz haberde Devlet Bahçeli biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 100 maddelik bir anayasa önerisini açıklamış ve sunmuştu. İşte bunun detaylarına baktık az önce. Şimdi Sabah gazetesine bakalım. Aldatılan hakimin yasak aşk takibi başlıklı haberin detayına bakalım. Hakim Osman Ala İBB'den eşine tahsis edilen makam aracının izini dedektif gibi sürerek aldatma şüphesiyle boşanma davası açtı. Boşanma davasına yansıyan iddiaya göre İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Osman Ala, İBB Kültür Dairesi'nde çalışan eşi Merve Ala'nın müdürüyle yakınlığından kuşkulandı. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Çiftçinin sofrasına iftar konuğu oldu. Başkan Erdoğan iftarını çiftçi Bekir Dikmen'in evinde yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Ankara'nın Ayaş ilçesinde yaşayan Bekir Dikmen ve ailesinin iftar konuğu oldu. Aileyle sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncak hediye etti. Yine bir diğer başlıkta az önce de aktardık. 100 maddeli sivil anayasa. MHP lideri Bahçeli partisinin hazırladığı yeni anayasa önerisini açıkladı. Bu milli vecibedir dedi.
Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı sistemini kurumsallaştırmak Türk milletine borcumuz. Artık uzlaşmak ve 100. yıl taçlandırmak milli vecibedir. Önerimizi önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nda paylaştık. AK Parti ile de paylaşacağız diyor. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Cevap veremedi, hakarete ve iftiraya saldırdı. Sabahın kaçak lüks daire skandalını gündeme getirdiği CHP'li Erdoğdu, köşeye sıkışınca Başkan Erdoğan'a tehditler savurdu. AK Parti sözcüsü Çelik'in yanıtı sert oldu. Yassı ada katillerinin diliyle konuşuyor dedi. Bu da yine Sabah gazetesinin bir haberiydi. Yine bir diğer başlıkta kripto bilmecesi kaçtı mı, rehin mi? TODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta izini süren kaynaklar mafya bağlantısı üzerinde duruyor. Özer'in mafyanın elinde rehin olma ihtimali de soruşturuluyor. Sabah gazetesi ana manşeti de bu şekildeydi. Şimdi Yeni Şafak gazetesinin ana manşetine bakacağız. Sabah gazetesinde yine az önce aktarmıştık, MHP liderinin 100 maddelik anayasa önerisi bulunuyordu. Yine bunun detaylarını aktaracağız. Şimdi Yeni Şafak gazetesi ana manşetinde 3. doz yerli olacak başlığı altında yerli aşıya ilişkin bir haber yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını, Eylül ayından itibaren de yerli aşının devreye gireceğini söyledi. Koca, 2. dozdan 6 ay sonra tavsiye edilen 3. doz, yani hatırlatma dozunun yerli aşıyla yapılacağını açıkladı. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul öncesi dönemde bizim 18 yaş ve üstü vatandaşlarımızı komple aşılamış olmalıyız, okullar açılmadan önce vakaların 1000'in altına düştüğünü görmeliyiz diye konuştu. Koca, aşı tedariki ile ilgili son bilgileri de verdi. Nüfusumuzun 3 katı kadar aşı için sözleşmelerimiz var. 100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik, 90 milyonu BioNTech olmak üzere 240 milyon BioNTech, 5 milyon geldi. Haziranda 30 milyon gelecek. Uğur Hoca, yani Uğur Şahin, Türkiye'ye daha fazla aşıyı vermek için olağanüstü çaba içinde diyor. Yine bir diğer başlıkta gıda ve temizlik ürünü satabilecekler. Yeni market genelgesine göre Cuma gününden itibaren zincir ve süpermarketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünler satılamayacak. Haksız rekabetin önüne geçmek için, bunu az önce de aktarmıştık. Yeni Şafak gazetesi ana manşeti de bu şekildeydi. Evet, gazete manşetlerini aktardık değerli izleyenler. Şimdi köşe yazılarına bakalım. Yine Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun Hayalet Ordular başlıklı köşe yazısına bakalım. Yaklaşık 2 hafta önce Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim farklı bir boyut alarak Rusya ile ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirmişti. Rusya Kırım'a asker yağarken ABD, İngiltere ve AB Ukrayna'nın yanında yer almışlardı. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkıp çıkmayacağı dünya kamuoyunda ve Türkiye'de tartışılmaya başlanmıştı. Rusya lideri Vladimir Putin'in Kırım ve Ukrayna sınırına bir ordu yığmasıyla neredeyse Karadeniz üzerinde şimşek yüklü bulutlar çarpışıyordu. Putin böylesine kritik bir ortamda ordularıyla yaptığı tatbikatta şimdiye kadarki en büyük gözdağını verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Kırım'a gelerek helikopterlerle ordu birliklerinin konuşlandığı opuk üstüne uçtu. Shoigu'nun opuğa ulaşmasıyla Rus ordusu harekete geçti. Gövde gösterisinde 10 bini aşkın askerin yanı sıra 40'a aşkın savaş gemisi ve 200'den fazla jet vardı. Savunma Bakanlığı'nın resmi televizyonu Zvezda, Karadeniz'e doğru ateşlenen füze yağmurunu ekrana getirdi. Kırım'daki dev tatbikatta ayrıca Rus ordusuna ait savaş gemileri çıkarma yaptı. Fırlatılan füzeler Karadeniz üstündeki hedefleri yerle bir etti. Ayrıca yüzlerce tank aynı anda sahadaydı. Rusya-Ukrayna geriliminin ortasında Batı'yı kandırmak için şişirilebilir tanklar, füzeler ve savaş uçaklarından oluşan bir tuzak ordusu konuşlandırdı. Süper gücün şişme ordusu ülke çapında askeri tatbikatlarda kullanıldı. Evet, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun Hayalet Ordular başlıklı köşe yazısını aktardık sizlere. Şimdi sırada hava durumu var. Hava durumunun ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
Aranın ardından gün ışığında haberlerle yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Güncel koronavirüs verileriyle başlayalım. Son 24 saatte 28.997 yeni vaka tespit edildi. 336 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken 38.218 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bu arada Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını yayımladı. Vakalar düşüş gösterse de İstanbul halen zirvede. Güncel koronavirüs verilerinde iyimser tablo hakim. Haftalık verilerde ise haritanın en yüksek vakası İstanbul'da görüldü. Sağlık Bakanlığı haftalık ve günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Haftalık verilerde bir önceki haftaya kıyasla yarı yarıya bir düşüş yaşandı. Zirvede olan İstanbul, 100 bin kişide görülen vaka sayılarında 532,02 ile yerini korudu. İstanbul'u 498,7 ile Kırklareli, 489,89 da Tekirdağ, 439,11 ile Çanakkale takip etti. Yine en düşük il 46,12 ile Şırnak oldu. Sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt'te en düşük illerin başında geliyor. Türkiye genelinde son 24 saatte ise 241.747 koronavirüs testi yapıldı. 28.997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2.483 kişi oldu. 38.218 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.554.037'ye yükseldi. Toplam test sayısı 48.229.733'e ulaştı. Vaka sayısı 4.929.118, vefat sayısı 41.527, ağır hasta sayısı ise 3.452 oldu. Geçmiş olsun. 81 il valiliğine pazar yerleri konulu bir genelge gönderdi. Pazarlar kısıtlama boyunca cumartesi günleri açık olacak. Vatandaşlar ikamet ettiği yerlerin yakınında bulunan pazarlara yürüyerek gidebilecek. Her şey bedava. Gel buraya. 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri açık olacak. 10 ile 17 saatleri arasında hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine pazar yerleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde 10 ila 17 saatleri arasında hizmet verebilecek. Pazarda yaş sebze, meyve ile pide satışlarına izin verilecek. Vatandaşlar ikametlerine en yakın pazar yerine gidebilecek. Pazar yerlerinde bulunan sergi ve tezgahların arasında en az 3 metre olacak. Pazarlarda sadece yaş sebze meyve ile fide satılabilecek. Marketlerde olduğu gibi temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek. Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcılar ilgili meslek odalarından mesleki faaliyet belgesiyle ticari araç görevlendirme belgesini alacak. Pazarcılar belirlenen güzergah üzerinde çalışabilecek ve cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Türkiye tam kapanmada 5. günü geride bıraktı. Vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. Kapanma sonrası için yol haritaları şimdiden oluşturulmaya başladı. Bayram sonrası gevşeme olup olmayacağı, olursa hangi sektörlerin açılacağı da merak konusu. Kısıtlamaların kaldırılması durumunda önceliğin eğitim kurumlarına ve küçük esnafa verileceği tahmin ediliyor. Türkiye'de tam kapanma süreci devam ederken vaka sayılarındaki seyir de takip ediliyor. Hedef Türkiye geneli günlük vaka sayılarını 5000'in altına indirmek. Bu da 100.000'de 100 vaka anlamına geliyor. Hadi.
17 Mayıs'a kadar uygulanacak tam kapanmanın bayram sonrası nasıl şekilleneceği merak konusu. Uzmanlara göre tam normalleşme imkansız. En iyi ihtimal ise yine kısmi kapanmaya geri dönmek olacak. Yavaş yavaş açmak lazım. Ben inanıyorum ki bu tam kapanmada çok güzel olacak sonu. Şimdi ortalığa bakıyorum, ben insan yok. Bu insan bu kadar ekmek alma açık. Bu zarar etmez fazla ama eskiden burası tıklım tıklım oluyordu. Kademeli olarak açılabilir yani. Vaka sayısının düşüşüne göre hani ne kadar test oranıysa ona göre bir hesaplanma yapılmalı. Ama kimse mağdur edilmemeli burada. Şu anda işçi sınıfı bayağı bir mağdur konumda. Tam kapanma sona erdiğinde kademeli olarak açılma kararı bekleniyor. Bu durumda ise önceliğin hangi sektörlere verileceği önem taşıyor. Ben kendim muhasebe işi yapıyorum. Kendi yaptığım işten dolayı esnafı biraz daha yakından görebiliyorum. Bu yüzden hani esnafın durumunun çok iyi olmadığını biliyorum. Ne yapılırsa yapılsın bence biraz esnafa yönelilmeli. Çünkü insanlar kredi çekiyorlar. Kredi üstüne bir kredi daha çekiyorlar. Bayram sonrası kepenk kapatan esnafa öncelik verilmesi gerektiği görüşü hakim. Fakat eğitim de öncelik konusu. Önce bütün öğretmenlerin hepsinin aşılanması lazım. Ondan sonra öğrencilerin aşılanması lazım. Öncelikle okul eğitimi ilk senedir bitirirler. Eğitim öğretimi. Ondan sonra küçük esnaflar, en son büyük esnaflar diye düşünüyorum. Tam kapanma sonrası ilk etapta okulların, ikinci aşamada ise küçük esnafın işletmelerini açabileceği ifade ediliyor. Ne olursa olsun şey var, herkesin gönlünü yapamıyorsunuz. Tam kapanmanın 5. gününde kameralara yine kalabalık görüntüleri yansıdı. Özellikle bazı illerdeki toplu taşıma araçlarında düşündürücü görüntüler vardı. Tam kapanmanın 5. gününde kameralara yine kalabalık görüntüler takıldı. Özellikle toplu ulaşımda bazı illerde otobüslerin içi tıklım tıklımdı. Tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında seferler sınırlandırıldı. Fakat bu durum kalabalığın daha da artmasına neden oldu. Otobüsler çoğu zaman dolu şekilde sefer yaptı. Bursa'da özellikle iş gidiş geliş saatlerinde otobüslerde adım atacak yer yok. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı bu yolculuk görenleri ürkütüyor. İstanbul'da da trafikte yine yoğunluk vardı. TEM otoyolundaki kalabalık havadan böyle görüntülendi. Nevşehir'de de kısıtlamanın 5. gününde caddeler araçlarla doluydu. İstanbul Şişli'de ise tam kapanmayı hiçe sayan bir grup bu kadarına da pes dedirtti. Sitenin sahasında çift kale maç yapanların murdum duymazlığı görenlerin tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kral Selman görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı. Erdoğan, bu hafta idrak edilecek Kadir Gecesi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e tebriklerini iletti. Görüşmede ikili meselelerle ilgili hususlar ve işbirliğini ilerletecek adımlar değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan Kralı Selman arasında 21 Kasım 2020'de geliştirilen telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alınmış, dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmeler de bulunulmuştu. Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalmıştı. Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti Kahire'de temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile Mısır arasında
Siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanatlı Uzan'ın başkanlıklarında 5-6 Mayıs'ta Kahire'de yapılacağı kaydedildi. Açıklamalarda söz konusu istikşafi görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacağı belirtildi. Milliyetçi Hareket Partisi 100 maddelik anayasa önerisi hazırladı. Önerileri MHP lideri Devlet Bahçeli açıkladı. İşte MHP'nin hazırladığı 4 kısım ve 100 maddeden oluşan anayasa önerisinin detayları. 100 maddelik anayasa hazırlık önerimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Cumhur İttifakı'nın ana paydaşı olan AK Parti ile paylaşmak hedefimizdir. Çalışmamız son olarak şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyunun tartışmasına da açılacaktır. Elinde yeni anayasa önerisinin metniyle geçti kamera karşısına. Partisinin hazırladığı 100 maddelik önerinin detaylarını paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Titizlikle sürdürülen ön çalışma şu anda elimizdedir. Anayasa önerisini milletimize ve siyasi muhataplarımıza bugün itibariyle duyurmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 100. yılı için 100 maddelik yeni anayasa teklifini açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir toplum sözleşmesini milletimize kazandırmak, tarihi, ahlaki ve milli bir sorumluluktur. Biz bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek, üstümüze düşen siyasi görevi yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu anayasa önerimiz önümüzdeki 100 yılın demokratik meşalesi, milletimizin geleceği inşa ve ihya hamlesidir. Bahçeli teklif için Türk milletinin ortak değerlerini kucaklayan bir yaklaşımla yazıldı dedi. Anayasa devleti kurmaz. Millet anayasayı yaparak devleti kurar. Millet olma bilincinin ortadan kalkması, ülkenin bölünmesine ve devletin yıkılmasına kadar gidecek karanlık yolu açacaktır. Anayasalar milletin ruh köküne, milli kimliğine, milli dokusuna, milli ve manevi değerlerinin üzerine bina edilmek durumundadır. Bahçeli, yeni anayasa teklifinin Türk tipi başkanlık sistemine uygun bir şekilde hazırlandığını söyledi. Paket 4 kısımdan oluşuyor. Devletin genel esasları ilk 5 maddede düzenlenen devletin şekli ve nitelikleri aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez denilmiştir. Dördüncü kısımda Cumhuriyet'in temel organları yasama, yürütme ve yargı başlıklarıyla düzenlendi. Yasama organı için milli birliği sağlama, yürütme için kurumsallaşmış başkanlık sistemi, yargı için bağımsız ve tarafsız yapılanma anlayışı ön plana çıkarılmıştır. MHP anayasa önerisini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye sunacak. Teklif diğer partilere de sunulduktan sonra kamuoyunun tartışmasına açılacak. Anayasa hazırlık önerimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Cumhur İttifakı'nın ana paydaşı olan AK Parti ile paylaşmak hedefimizdir. Çalışmamız son olarak şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyunun tartışmasına da açılacaktır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insan hakları konusunun Avrupa Birliği ülkeleri içinde dahi problemli olduğunu söyledi. İslamofobik ve antisemitik saldırıların arttığını kaydetti. İnsan hakları sorunlarına dikkat çekti. İslamofobik saldırıların arttığını vurguladı. Was among the first countries to recognize your independence. Gelecek dönem Avrupa Birliği Başkanlığı'nı üstlenecek olan Slovenya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Anzelo Gar'la görüştü. Görüşmelerde Slovenya-Türkiye ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreciyle güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirildi. Görüşme sonrası iki mevkidaş kameraların karşısına geçti. Thank you.
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin AB tarafının neden olduğu protokol krizi verimli görüşmelerimizi gölgeledi. İlişkilerimize çok daha olumlu bir hava hakim, dedi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, terörle mücadele ve yasa dışı göç gibi alanlarda somut adım atılması gerektiğinin altını çizdi. We wish best of luck and success for the upcoming Slovenian presidency of EU Commission. İnsan hakları konusunda Türkiye'nin büyük reformlar gerçekleştirdiğini ve sürecin devam ettiğini kaydetti. Yargı reformu üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktardı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden bu alanda beklentileri olduğuna işaret etti. Birçok Batı ülkesinde İslamofobik ve antisemitik saldırıların artışta olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda sığınmacılar ve azınlıkların da hakları ihlal ediliyor. Bununla hep birlikte mücadele etmeliyiz, dedi. Support Balkan countries integration to Euro-Atlantic structures. Çavuşoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin de konuştu. Bunun kadın haklarını koruma ile ilgili bir konu olmadığını, sözleşmenin birçok ülkede tartışmalara yol açtığını belirtti. I'm very grateful for all this very open, candid and İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iki konuda soruşturma açıldığı iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı o iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yürütülen işlemin soruşturma değil, bir ön inceleme olduğunu açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde ellerini arkadan bağlaması saygısızlık olarak değerlendirilmiş, tartışmalara sebep olmuştu. Ayrıca İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını... UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takım kadrolarının 23 yerine 26 kişilik olmasını onayladı. Koronavirüs etkilerini en aza indirmek için UEFA, Euro 2020'de ülke takımları için kadro sayısının 23'ten 26'ya çıkarıldığını açıkladı. Geçen ay UEFA, 11 Haziran-11 Temmuz arasında düzenlenecek Euro 2020'de takımların maç sırasında 5 oyuncu değişikliği yapabileceğini açıklamıştı. UEFA tarafından yapılan açıklamada, UEFA İcra Komitesi, UEFA Euro 2020'de COVID-19 pandemi etkilerini en aza indirmek için bugün özel kuralları ilan etti ifadeleri yer aldı. Şimdi kısa bir aramız var değerli izleyenler. Aranın ardından Gün Işığı Günün Konuğu bölümüyle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Yeniden merhaba değerli izleyenler. Gün Işığı Günün Konuğu bölümüyle karşınızdayız. Hayvan haklarını ve bu konuda son dönemde yürütülen çalışmaları konuşacağız. Haytap Hayvan Hakları Federasyonu İzmir temsilcisi Avukat Senem Demirel Acar'la birlikte. Sayın Acar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, günaydınlar. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi ilk olarak mikroçip takma zorunluluğunu konuşalım mı? Son günlerde bu da gündemde. Bu uygulamanın detaylarından bahseder misiniz bize? Tabii ki mikroçip takma zorunlu. Aslına bakarsanız bizim yasalarımızda var. Daha önce de uygulanan bir şeydi. Fakat uygulamaya baktığımızda bunu uygulayan ne kadar kişi var? Sadece duyardı. Gerçekten hayvanını sahiplenen, onu kaybetmekten korkan kişiler mikroçip uygulamasını yapıyorlar. Fakat yeni yasada eğer gerçekten herkes için zorunlu hale getirilirse, bu ne için, neyin önüne geçmeye çalışıyoruz aslında mikroçip uygulamasıyla? Hayvanını terk etmenin önüne geçmeye çalışıyoruz. Sayın Acar, bağlantınızda sıkıntı oldu. Son cümlenizi tekrar alabilir miyiz? Tam duyamadık. Tamam. Mikroçip uygulaması zorunlu hale geldiği takdirde kişiler sahiplendikleri hayvanın nasıl ki aşılarını düzenli yaptırıyoruz, veteriner hekime gidiyoruz. Alınan hayvan, sahiplenilen hayvan mikroçip takıldığı zaman kim tarafından alınmış, sahibi kimmiş, ne zaman alınmış, o mikroçip ne zaman takılmış ve hangi hekim tarafından takılmış, bu hayvanın üzerinde sabit bir şekilde kalacak. Ve herhangi bir terk edilme durumunda, sokağa atılmada, ormanda hayvan bulunduğu zaman o mikroçiple kime ait olduğu ve hangi hekim tarafından bu uygulamanın yapıldığı tespit edilecek. Ve tabii ki
Sohbetimizin devamında mutlaka değineceğiz. Öncelikle tabii caydırıcı yasanın gelmesi gerekiyor. Evet. Caydırıcı cezaların gelmesi gerekiyor ki bu hayvanı terk eden, tespit edildiği takdirde ya cezalandırma olacaktır. Aslında haberlerde bu konuda bu uygulamayı 2022 yıl sonuydu yanlış hatırlamıyorsam 22 yılının sonuna kadar yapmayanlara para cezası olacağı yazılıyordu. Böyle bir yaptırım uygulanacak mı bu konuda? Yani dediğim gibi mikroçip aslında zorunlu. Yani belediyelerce bu yapılıyor. Belediyeye giren hayvanlarda tabii hani bizim İzmir'deki belediyelerimiz uyguluyorlar bunu. Belediyeye giren hayvan aşıları yapıldı mı mikroçipi de takılıyor, sahiplendirilirken mikroçiple sahiplendiriliyor. Ve herhangi bir terk edilmede o hayvan herhangi bir yerde bulunduğunda mikroçipten kim tarafından nereden sahiplenildiği tespiti yapılıyor. Bunun aslında hani zorunluluğu var fakat hep hani bir erteleme vardı. Hani 2022 sonunda eğer hani bu zorunlu hale gelecek diye konuşuluyor. Aslında şu anda da zorunlu. Yani şu anda da yapılması gerekiyor ama ne yazık ki uygulamada bununla çok karşılaşamıyoruz. Yapılmıyor. Peki bu mikroçip taktırıldıktan sonra hayvanını yine de sokağa terk eden olursa ve bu mikroçiple o kişi tespit edilirse sokağa terk ettiği için de bir yaptırım söz konusu olacak mı? Tabii zaten hani sokağa terk etmek 5199 sayılı yasa gereği de yasaklar arasında. Fakat verilen cezalar idari para cezaları olduğu için ve hani çok cüzi miktarlar olduğu için bir caydırıcılığı yok. Bu mikroçip uygulamasını peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayvanların sokağa terk edilmesinde bir etkisi olacak mıdır terk edilmemesi açısından? Yani terk edilmemesi açısından sadece mikroçip uygulamasının bir caydırıcılığı olmayacaktır tabii ki. Çünkü dediğim gibi hani yasalarda caydırıcı cezalar olmadığı sürece istediğiniz kadar mikroçip taktırın. Çünkü terk ettiği zaman neyle karşılaşacak? Kaymakamlıktan kendisine tespit edildi diyelim hayvanını terk ettiği. Kaymakamlıktan kendisine gelecek bir idari para cezası. Bu da zannediyorum hani bugün itibariyle 600 lira gibi bir para cezası. Ki bu para cezası idari para cezası olduğu için hani ödemediği takdirde hapise dönüştürülme gibi bir durum yok. Sadece vergi borçları hanesine yazılıp yıllarca orada bekliyor. Peki şimdi genel olarak ülkemizdeki mevcut hayvan haklarından bahsedelim mi? Tabii. Ülkemizde genel olarak şimdi 2004 yılında çıkarılan bir yasamız var biliyorsunuz. 5199 sayılı hayvanları koruma yasası. Fakat ne yazık ki bu yasa mevcutta korumaya yeterli bir yasa değil. Hani hatta biz bundan bahsederken koruma yasası diye bahsediyoruz. Çünkü hep aynı şeye geliyorum ben. Yasalarda bazı düzenlemeler yapılır, yasaklar getirilir yasalarda. Fakat insanlar için bu yasakların caydırıcı olabilmesi için, gerçekten uygulanabilir olması için caydırıcı cezalar olması gerekir karşılığında. Fakat bizim yasamızda hiçbir şekilde hani verilen cezaların hiçbirisi caydırıcı değil. Hatta insanlar ceza alacaklarını bile yani ceza almayacaklarını düşünerek hayvan hakkı ihlallerine hani her gün biz de televizyonlarda sosyal medya aracılığıyla artık çok daha kolay ulaşılabiliyor. Her yerde karşılaşabiliyoruz. Bunun için hani öncelikle hep diyoruz ya hani hayvan hakları yasası hemen çıkmalı, bir an önce çıkmalı diye. Gelecek yasadaki ümitlerimiz bu caydırıcılığın artacak olması. Bunun için hani yasanın bir an önce çıkmasını istiyoruz. Yani o zaman aslında cezalar caydırıcı olmadığı için mevcut kanunlar hayvanları korumaya yetmiyor diyebilir miyiz? Büyük bölümü o şekilde. Tabii ki hani yetersiz düzenlemeler de var hani mevcut yasada. Mesela deneylerle ilgili, avlanmayla ilgili, yunus parklarıyla ilgili, fayton hatlarıyla ilgili, bunlarla ilgili eksiklikler var mevcut yasada. Hani bunların da yeni yasayla düzenlenmesi gerekiyor ama hani en çok karşılaştığımız, en çok hani önümüze gelen ve herkesin birebir yaşadığı, herkesin bir nebze artık duyarlılık kazandığı, tabii ki vicdan sahibi olan, gerçekten insani değerlere sahip olan herkesten bahsediyorum. Birebir karşılaştığı hayvan hakkı ihlalleri için öncelikle caydırıcı cezaların olması gerekiyor.
Evet, yani siz de bu konudaki eksiklerden bahsettiniz. Bu konuda yine bir hukukçu olarak gördüğünüz eksikler nelerdir ve gelmesini önerdiğiniz düzenlemeler, cezalar varsa bunlardan bahsedelim mi? Tabii ki. Şimdi bizim ülkemizde biliyorsunuz ki hayvan öldürmenin, hayvana tecavüz etmenin, işkence etmenin, canavarca hisle öldürmenin bile karşılığı... Sayın Acar, yine bağlantıda bir sıkıntı olduğu için son cümlenizi tam olarak alamadık. Son cümlenizi tekrar edebilir misiniz? Tabii. Şu an sorun çözüldü. Bizde hayvana karşı yapılan işkencelerin, öldürmenin, daha sonra tecavüz etmenin, canavarca hisle bile öldürmenin karşılığı sadece idari para cezası. Öncelikle diğer ülkelere baktığımız zaman hani nasıl bu bunların önüne geçilebiliyor, nasıl hayvana karşı şiddetin önüne geçilebiliyor? Avrupa ülkelerinin birçoğunda verilen cezalar hayvana karşı işlenen suçlarda hapis cezaları ve yüksek miktarda adli para cezaları. Hani bizim de öncelikle bir hayvanı öldürmenin tabii ki Türk Ceza Kanunu'ndaki hani insan öldürmeyle aynı ceza olmayacaktır. Fakat caydırıcı olabilmesi için en az alt sınırının 2 yıldan, hatta yeni çıkan yasaya göre 3 yıldan başlaması gerekiyor ki. Bağlantıda tekrar bir sıkıntı oldu Sayın Acar. Tekrar son cümlenizi yineleyebilir misiniz? Bir kişi hayvana karşı bir suç işlediği zaman hakim karşısına çıkmalı. Galiba yine dondu görüntümüz. Evet, bağlantıda bir sıkıntı oluyor. İnternetten kaynaklı olabilir. Şu an ama sesiniz geliyor. Şu an devam edebiliriz. Arada kesik kesik gidiyor. Geliyor mu? Şu an sesiniz geliyor. Şu an nasıl? Tamam. Tamam, şu an geliyor. Devam edebiliriz. Sorun çözüldü. Tamam. Gün Işığı Günün konuyla karşınızda olduk değerli izleyenler. Şimdi bugünün köşe yazılarına bakalım. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yoksulluk haritası başlıklı köşe yazısına bakalım. Sosyal yardımdan yararlananların sayısının 20 milyonu aştığından söz edilmişti. Herhangi bir geliri olmadığı için yoksulluk yardımı alanlardan tutun da çocuk ve aile yardımı alanlara, belediyelerin verdiği yardımlardan faydalananlara kadar çok sayıda kişinin bir şekilde aldığı yardımlardan söz ediyorum. Bir kişinin birden fazla yerden yardım aldığı fark edilince öncelikle bunun tekli yardıma dönüştürülmesi sağlandı. CHP'li büyükşehir belediyeleri yeni bir sisteme geçti. Bazı büyük şehirlerde halk kart adını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de başkent kartı olarak isimlendirilen yoksul kişilerin aylık temel ihtiyaçlarını karşıladığı yardım sisteminde yeniliğe gidilmiş, envanter çıkarılacak. Bundan daha önemlisi yeni bir uygulamayla kentlerin yoksulluk ve ihtiyaç haritası ve envanterinin de çıkarılmasına karar verilmiş. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği başkent karttan et alımı düşük seviyede kalmış. Bunun verilen yardımın azlığından dolayı mı, yoksa et fiyatı yüksek geldiği için başka bir ihtiyacın karşılanmak istemesinden mi kaynaklandığına bakılmış. Sorunun et fiyatından olduğu görülmüş ve başkent marketlerden başkent kartla yapılan et alımlarındaki iskontonun yükseltilmesine karar verilmiş. Bununla da yetinilmemiş, başkent kart alanların yaşadıkları mahalle, gelir durumları, ailede bulunan kişi sayıları gibi veriler de sistemde haritalanmış. Gelir düzeyleri de çıkarılacak. Bunun CHP'li bütün belediyelerde uygulanmasına karar verilmiş. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bu sayede Türkiye'nin yoksulluk haritasının mahalle ve gelir düzeyini de baz alacak şekilde çıkaracaklarını belirtti. Verilerin ortaya çıkmasından sonra belediyelerin marketleri açacakları semt tayinlerinin kolaylaşacağını ve hangi gıda ürünlerine yönelim varsa ona göre sunum artımına gidileceğini de belirtti. Örneğin bir dönem çikolata alımı yapılamazken talebin yükselmesi üzerine kartlara bu ürün de eklenmiş. Torunun verdiği bilgiye göre İstanbul'da kart alanların sayısı 1,2 milyona ulaşmış.
Bu kartlara 250 ile 800 lira arasında yükleme yapılmış. Ankara'da ise 112.785 aileye verilen kartlara 400'er lira yüklenmiş. Bir günlük işlem tutarı 14.373.373 lira olurken toplamda 45 milyonluk ekonomi kentin bütün sistemine yayılmış. Oysa geçmişte sadece kolilere doldurulan gıda maddesi satışından belirli bir esnaf yararlanıyor. Evinde var olan ülke üründen ikinci kez gönderiliyor. İhtiyacı olanı almakta zorlanıyordu. Evet, Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yoksulluk haritası başlıklı köşe yazısını okuduk. Şimdi gazete manşetlerine dönelim. Milliyet gazetesi ana manşetinde enerjide yeşil çağ başlıklı habere bakalım. Pandeminin etkisini minimuma indirmeyi hedeflediğimiz Haziran'da enerjide de yeni bir dönem başlıyor. Tüketiciler artık yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş enerjiyi kullanmayı seçebilecek. Enerji üretiminde kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar yerlerini yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakmaya başlıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki kurulu gücü 97 bin megawattı geçerken doğalgazın elektrik üretimindeki payı %25'e düştü. Yenilenebilir enerjide yatırımların 5 yılda 2 kat artması bekleniyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Arıcı, Türkiye'de sağlıklı bir arz talep dengesi oluşmadığından küçük ölçekte rüzgar türbinlerini çok görmüyoruz. Ancak her ölçekte yatırım için maliyetler düşmüş durumda. Rüzgarda off-grid yani akülü sistemlerin depolama maliyetlerinin düşmesiyle artacağını öngörebiliriz dedi. Yine bir diğer başlıkta market genelgesi yer alıyor. Market genelgesi tartışma yarattı. Zorunlu temel ihtiyaç maddeleri dışında kalan ürünlerin marketlerde satışına yasak getirildi. Tartışma yaratan genelgeye göre 7 Mayıs'tan itibaren kırtasiye, elektronik, eşya, oyuncak ve el tekstili, bahçe malzemeleri ve züccaciye gibi ürünlerin markette satışına izin verilmeyecek. Buna karşın marketlerde temel gıda, temizlik, kozmetik ve hayvan maması gibi ürünler satılabilecek. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, sigara satış yatağının söz konusu olmadığını söyledi. TES Başkanı Palandöken, pil, ampul ve kalem gibi ürünleri mahalle esnafından alın çağrısı yaptı. Yine bir diğer başlıkta 100 maddelik anayasa önerisi. Bahçeli'nin açıkladığı MHP'nin yeni anayasa taslağı 4 kısım ve 100 maddeden oluşuyor. Taslakta devletin üniter yapısı ve genel esaslarını düzenleyen mevcut anayasadaki ilk 5 madde aynen korunarak tek madde altında toplandı. Devletin yapısının üniter cumhuriyet olduğuna özel vurgu yapıldı. Taslağa göre Başkanla birlikte iki başkan yardımcısı da seçimle gelecek. Başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil edilecek. Hükümet programı meclise sunulacak. AYM Yüksek Mahkeme statüsünden çıkarılacak. Türkiye Liyakat Kurumu kurulacak. Yine bir diğer başlıkta Türk Lazeri kural koydu. Aselsan yapımı lazer silahının 2019'da Libya'da BAE'ye ait Çin İHA'sını düşürmesi dünya savaş tarihinde ilk diye tanımlanmıştı. Bu olayın ardından lazer silahı işe yükselen bir değer oldu. Evet, Milliyet Gazetesi ana manşeti bu şekildeydi değerli izleyenler. Yine Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa tasarısını, anayasa önerisini aktardık Milliyet Gazetesi ana manşetinde. Şimdi Akşam Gazetesi ana manşetine bakalım. 5 Mayıs başlıklarına bakacağız. AB Çin aşısına döndü. AB AstraZeneca ile JVC aşısındaki patılaşma riski ve yaklaşan turizm sezonu nedeniyle aşı politikasını değiştirdi. Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan ve koruyuculuğu %67 olan Çin aşısı Sinovac'ın değerlendirme sürecini başlattı. Alman Sürevac, ABD'li Novavax ve Rus Sputnik V'nin onay süreci ise devam ediyor. AB daha önce Rus ve Çin aşılarına karşı mesafeliydi. Tedarik krizi sonrası Ruslarla ortak üretim planlaması bile yapıldı. Konseyin seyahatlerle ilgili tavsiye kararı sonrası ise Sinovac adımı geriledi. Toplumsal bağışıklık %25'e ulaştı. Yaklaşık 9,6 milyon kişinin aşılarının tamamlanması, 5 milyona yakın kişinin de hastalığı atlatmasının ardından Türkiye'deki toplumsal bağışıklık oranı %25'e çıktı. Ve yine bir diğer başlıkta İngiltere'de İnternette 20 yaş çılgınlığı, sosyal medyada başlayan
20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşımı akımına ünlüler de katıldı. Nükhet Duru, Zafer Algöz, Nazan Öncel gibi birçok isim 20 yaşına ait fotoğraflarını paylaştı. Bu da hayata dair haberlerden bir tanesi. Yine bir diğer başlıkta Bahçeli'nin anayasa sürprizi başlığıyla. MHP lideri Bahçeli, partisinin hazırladığı 4 bölüm ve 100 maddeden oluşan yeni anayasa taslağını kamuoyuyla paylaştı. Az önce bu haberin detaylarını yine aktarmıştık. Bir diğer başlığa bakalım. FETÖ'nün Afrika müdürü MİT'ten kaçamadı. FETÖ'nün Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, MİT'in takibi ve İstanbul projesinin Ümraniye'deki Gaybubet evine düzenlediği operasyonla yakalandı. Tatar'ın 17-25 Aralık süreci sonrası sohbetlerde bu bir savaş, her şey mübah, herkes tarafını belirleyecek diyerek HDP'yi o istediği de belirlendi. Yine bir diğer başlıkta işgalci devletin hırsız vatandaşı başlığı altında. İsrail yönetiminin Kudüs'teki evinden zorla çıkarmaya çalıştığı Filistinli kadınla evinin tahsis edildiği Yahudi yerleşimci arasında ibretlik bir diyalog yaşandı. Kamera görüntülerinde Şeyh Cerrah mahallesinde oturan bir Filistinli evini işgal etmeye gelen Yahudi yerleşimciye "Sen benim evimi çalıyorsun" diyerek tepki gösteriyor. Devlet desteğiyle işgale gelen Yahudi ise Filistinli ev sahibi kadına ama sen zaten geri dönemeyeceksin, ben çalmazsam sonunda başkası gelip çalacak" yanıtını veriyor. Bu da yine Akşam gazetesinde ilginç bir haber olarak karşımıza çıkıyor. İsrailli ve Filistinli arasında yaşanan ilginç diyalog. Şimdi Türkiye gazetesi ana manşetine bakalım. 5 Mayıs başlıklarında neler var, onlara göz atalım. Libya'da Yunan oyununu bozduk. Ana manşetteki başlık detaylarına bakalım. Darbecileri destekleyen Atina'nın Türkiye'yi Libya'dan çıkarma hayali suya düştü. Ankara, Trablus'a gönderdiği üst düzey heyetle dünyaya önemli mesajlar verdi. Yeni anlaşmalar askeri ve ekonomik işbirliğini perçinledi. Türk askeri Libya'da kalıcı olacak, iç savaşta yıkılan şehirleri ve altyapıyı Türk şirketleri inşa edecek, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirip Atina'nın planlarını alt üst eden deniz yetki alanı anlaşmasını da sürecek. İllegal bahisteki FETÖ-PKK ayağı çözüldü, her kupon ihanete hizmet ediyor. Türkiye'deki yasa dışı bahis pazarı korkunç boyutlara ulaştı. Yılda 18 milyondan fazla kişi illegal kumara 70 milyon lira yatırıyor. Çeteler özellikle gençleri virüslü vaatlerle ağına düşürüyor. Baronların neredeyse tamamı yurt dışı temaslı. Toplanan para kripto ödeme dahil farklı yollarla dışarıdaki merkezlere ve paravan şirketlere aktarılıyor. Bitcoin'e çevrilen milyarlarca liranın önemli kısmı terörü finanse ediyor. Masak geçen yıl 408 kişinin banka hesabına el koydu. Bu hesapların %72'sinin FETÖ'yle bağlantısı tespit edildi. Evet, Türkiye Gazetesi ana manşeti de bu şekildeydi değerli izleyenler. Gün Işığı'nda gazete manşetlerini de sizlere aktardık ve Gün Işığı'nın sonuna geldik bu şekilde. Bir sonraki bölümde bir sonraki gelişmelerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.